Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Hayır hayır, yanlış videoda değilsiniz, merak etmeyin. Konumuzla ilgili olan bir videodasınız. Şimdi bu hafta sizlerle bildiğiniz üzere maddenin hallerini, maddenin tanecikli yapısını öğrenmiştik. Şimdi gelin birlikte benim en sevdiğim meyvelerden biri olan mandalinalarla bu konuyu tekrar edelim. Maddenin tanecikli yapısı nasılmış? Hangi özellikleri varmış? Maddenin hallerinin özellikleri nelermiş? Onları tekrar edelim istiyorum. Şimdi ilk olarak maddenin katı halinden bahsedeceğim. Öğretmenim, o zaman o mandalinalar ne alaka demeyin. Bunlar benim taneciklerim. Maddenin taneciklerini ifade edecek. Şimdi burada maddenin hallerinde ilk olarak katı maddeden başlıyorum. Geçen sene de öğrendiğimiz gibi katı maddeler neydi? Belirli bir şekli ve hacmi olan, belirli bir yer kaplayan, herhangi bir şekilde etki yapılmadığında şekli değişmeyen maddelere ben katı maddeler diyordum. Bu sene de ekstra olarak katı maddenin tanecikli yapısını öğrendik. Şimdi tanecik dediğim şey neydi? Bir maddeyi oluşturan en küçük yapılardan bir tanesi. Şimdi o zaman bunlar benim katı maddelerim olsun. Katı maddemin tanecikleri olsun. Katı maddemin tanecikleri birbirleriyle temas halindedir. Yani birbirleriyle sıkışık bir şekilde bulunur. Aralarında herhangi bir şekilde boşluk bulunmaz. Bu nedenle zaten onların şeklini değiştirmek de çok çok zordur. Peki ben bunların şeklini nasıl değiştirebilirim? Ufacık bir ısıtmayla bunun şeklini değiştirebilirim. Katı bir madde ısıtıldığı zaman hangi hale gelir? Evet, sıvı olduğunu duyuyorum sizlerden şu anda. Şimdi sıvı maddenin özelliklerine geldiğim zaman sıvı maddelerin belirli bir şekilleri yok. Belirli bir şekilleri olmadığı için de konuldukları kabın şeklini alırlar. Yani ben bir bardak suyu isterse sürahiye doldurayım, isterse bir fanusa doldurayım. Hangi kabın içerisine giriyorsa onun şeklini almakla mükellef. Şimdi buraya baktığım zaman taneciklerine bakmak istersem tanecikleri arasındaki boşluk fazladır. Titreşim ve öteleme hareketi yaparlar kendi içlerinde. Katılar sadece titreşim hareketi yapacaklardı. Buraya geliyorum. Tanecikleri birbirinden mesafeli, rahat hareket edebiliyorlar. Akışkandırlar. Zaten rahat hareket etmelerinin sonucu olarak akışkanlık durumu ortaya çıkacak. Geliyorum üçüncü halime. Üçüncü halimde gaz hali. Maddenin en düzensiz hali. Düzensiz derken şekil olarak düzensiz hali. Ama belirli bir şekli yok. Herhangi bir şekilde hani kabın içerisine koyabiliyorum ama onu rahatlıkla sıkıştırabiliyorum. Sıkıştırılabilir olmasının sebebi de şu. Bir tane taneciği buradaysa bir tane tanecik burada. Bir tanesi buradaysa bir tanesi çok daha uzakta. Yani tanecikler arasındaki boşluk çok çok fazla olacak. O zaman genel bir tekrar edelim. Katı maddeler sıkıştırılamaz dedik. Çünkü taneciklerin arasındaki boşluk çok 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 azdır. Ve birbirlerine çok yakındır. Temas halindedirler sürekli. Aralarında yok denecek kadar az boşluk vardır. Sıvı maddeler birazcık daha birbirlerine mesafelilerdir. Gaz maddeler ise birbirlerinden tamamen uzaktadırlar. Sizler de bu şekilde evinizde herhangi bir şeyle, oyuncak olabilir, sebze olabilir, meyve olabilir, istediğiniz bilyelerle olabilir, hiç fark etmez. Katı, sıvı ve gaz maddelerin bu şekilde tanecik modellerini fotoğraflayıp bana gönderirseniz çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.